Benim adım Sıdar Kocabay. 1937 senesinde de Bandırma'da doğmuşum. Babam ismimi Saadettin koymuş. Nüfus kağıdı almaya gitmiş. Nüfus kağıdı almaya gidince nüfus memuru ona bir kükremiş. Demiş, biz bu memlekette her şeyin inkılabını yaptık. Herkes kafasına göre Arapça isim koyamayacak. Bak, bir isim kitabı bastırdık şurada. Bak, onu anıyorsun. Oradan seç bir isim. Babam da rahmetli anıyorsun. Baktım diyor, oğlum şey kitabı, isim kitabına Oktay Doğan şey Taş bilmem ne isimlerin içinde bu Sudar'ı buldum diyor o. Öylelikle benim ismimi babam rahmetli nur içinde yatsın öyle bir isim koymuş. Şimdi Bandırma'da 60 ihtilalden evvel tabi hizmetler başlamış. Şimdi Bandırma'dan yani iyiydi. En iyi hizmetler de Bandırma kazasında olmuş yani civarlarda. Balıkesir'in şundan buradan anladım en iyisi. İşte iki tane subay 60 kişi anladın mı? Şeyler, zersler anladın mı? Bunlar en iyi de şeyleri o öyle Bandırma'da olmuş. Sonra Bandırma'dan da bütün abiler gelip geçmiş. Sungur abi de geçmiş. Yani Zübeyir abi de geçmiş. Efendim Tahir abi de zaten geldi. Üstadın tarifine göre kendinizi evinizi dershane yapın. Yoksa bir iki kişi bir araya gelin. Bir de bir dev tutun. Ev tutun. Orada 10 dakika Risale-i Nur okusanız talebe ulum sevabını kazanırsınız dediği için anlıyorsun yani bilhassa hani Sungur abi çok geldi yani şeyden bir arabası varmış kimin Erzincanlı bir abinin arabasından 2 sene Türkiye'ye dolaşmış işte bu şeylerin dershane açmalarına da vesile olmuş yani. Gelince anıyorsun evinizi dershane yapın diyor değil mi? Bir yer tutun diyor falan. Yeri gelince öyle anladığını şey yapıyorlar. Tavsiye ediyorlar. Sonra anlıyorsun elhamdülillah Bandırma'da da bir Yılmaz Otay'ın anlıyorsun bir eski bir ev vardı. Onun bahçesinde bir baraka yaptık. Bir dershane yaptık. Ondan sonra Muzaffer Ebi Erdem'in evi vardı denize karşı. O da bize kiraya verdi. Onun evine de dershane olarak kullandık. Öyle öyle yani dershaneleri çoğalttık elhamdülillah. Bandırma'da. Güzel. Bandırma hava üstü var. Bizim hani şeylerin hizmet ettikleri havacıların o 1955 senesinde 2 tane Nurcu Assubay tayin olmuş. Yaşar Efendi Assubay. Bunlar ikisi Bandırma'ya Nurcu Assubay olarak tayin olmuşlar. Bunlar 55 senesinde tayinleri gelmiş Bandırma'ya. Bir senede birbirlerini zor bulmuşlar. Ondan sonra Bandırma'da buluştuktan sonra o zaman hava üstünden resmi elbiselerinden karşıya yani evlerine resmi gelip resmi gidiyorlardı. O zaman tabi Bandırma ufak bir yer. Onlar da tabi çıkınca camilere işte yani ikindi öğle neredeyse camilere geliyorlar namazlarını kılmak için.
camilerde de Bandırma halkı bunları tanıdı. Bir subaylar da anlıyorsun camiye gelince çok hoşlarına gitti. Onlarla anlıyorsun onları sevdi. Onlar da onların içinde gençlerine demiş ki siz Kur'an'ı biliyor musunuz? Ben size öğreteyim anlıyorsun. Gelin camide mi öğrendiniz? Bizim evimize mi gelirsiniz diye davet etmişler. Yani epeyce 10-15 tane gençten tanışmışlar. Bu arada camiye gelen cemaat de onları anlıyorsun görünce çok hoşlarına gitmiş, sevmişler falan. Şimdi bu cemaate nasıl nurları tanıtacağız diye fikir beyan etmişler birbirine. Ondan sonra demiş Yaşar Seçkin, Yaşar abi demiş ilan bir kurban keselim, bunları bir yemeğe davet edelim Bandırma halkına, anlıyorsun. Aynı öyle yapmışlar, kurban kesmişler, yemeğe davet etmişler. Bütün Bandırma'nın kalbur üstü esnafı yemeğe davete icabet etmiş. Ondan sonra davetten sonra Yaşar abi çok bir alim bir zatmış. Hani Eskişehirli, her neyse oradaki bir köyde yani üstadın dostu varmış, evliya. Üstad ondan görüşüyormuş. O da tarikat şeyhiymiş. Abdülmuttalip abi efendi. Tamam. Abdülmuttalip abi talebelerine demiş ki Risale-i Nur'u okuyun. O Yaşar Seçkin de onun talebesiymiş. Bandırma garnizonuna tayini çıktığı zaman Anadolu Risale-i Nur'ları da hepece şey yapmış, nüfuz etmiş. Böyle yani halayda çok üstü kabul görmüş. Albaylar, yarbaylar böyle anıyorsun, çok sevmişler. Anladın mı? Öyle bir şey var. Durumların sevgili sevdirmişler kendilerine. Her neyse ondan sonra tabi bunlar hani 60 ihtilaline kadar halkı işte o ziyafet verdiklerini davet etmişler yani şeye ziyafete. Ziyafetten sonra Yaşar Seçkin bir ders yapıyor böyle. Bütün gelenler hayran kalıyor zaten. Biliyorsun Risale-i Nur okuyan ilk tanıyanlarda çok kerametler vardı. Ben de onlardan şey yaptım yani. Tattım o kerametlerden. Her neyse çok hoşlarına gitmiş Bandırma halkının. Sonra İlhan abiyle netleşmişler. Yaşar abi her zaman kuzu koyun kesemeyiz. İlhan demiş kiminle nasıl görüşeceğiz bu kardeşlerle? Çaya davet edelim abi demiş. Çarşamba günü çaya davet etmişler Bandırma halkını. Çaya da hepsi gene gelmiş tabi. Anladın mı? Çaydan sonra Bandırma'da çarşamba cumartesi derslerini oturtmuşlar. Ondan sonra bir 60 ihtilali oluyor. Bu iki tane subay yani kısa zamanda 17 tane subayı nurcu yapmışlar. Nurculuktan 17 kişiyi alayda hapsetmişler. Anladın mı? Hapsedince tabi 2-3 ayda bir
yaş günü değişiyor ya, komutanlar değişiyor ya. Evet. O zaman Bandırma 6. Havacı Üssü komutanı da değişmiş. Oraya da başka bir komutan gelmiş. O da gelince ne yapardı? Komutanlar alayı bir teftiş eder. Alayı teftiş ettikten sonra bir de hapishaneyi teftiş edelim demişler. Ondan sonra hapishaneyi de yani teftiş ederken bakmışlar ki 17 tane subayın içinde tanıdık simalar var. Anladın mı? O paşanın anlıyorsun şoförlüğünü yapmış. Yaramaz bir subay ama yani Nurcu olduktan sonra onu görünce ne arıyorsun burada demiş ya komutan. Tanışıyorlar ya şoförü. Demiş komutanım demiş devletin ayakkabısının altına karpuz kabuğu koyacakmışız. Onun için bizi buraya getirdiler demiş. Komutan demiş sizin nerede dosyanız demiş. Bandırma havası Eskişehir'e bağlı. Eskişehir'de bizim dostumuz komutanım demişler. O komutan ayrıldıktan sonra bir gün anlıyorsun Eskişehir'e gidince komutan Bandırma'nın dosyasını çıkarın bakalım nerede orada albaylar, üsteğmenler falan şeyci subaylara demiş. Nerede Bandırma'nın dosyası? Paşa tabi Bandırma'nın hava üssü komutanı çıkaralım komutanım demişler. Çıkarmışlar Bandırma'nın bu 17 tane albayını anlıyorsun. Teklif edilen dosyasını onu demiş. Verin bakalım bana anlıyorsun. O dosyayı almış. Bandırma Sulh Ceza Mahkemesi hakimine teslim etmiş. Sen şey yap bunları da muhakeme et. Ondan sonra tabii o mahkemeye gitmişler gelmişler falan. O hakimler de onlara beraat vermiş. Anladın mı? Onlar da hürriyetine kavuşmuş. Ama yarısı biraz çekinmiş. Anladın mı? Pek derslere gelmemiş ama yarısı da işte ben onları tanıyorum. Tayyar Anlahak, İrfan Yüce, efendim şey Kısa Kürek, anladım Şafar, Şafak bunlar tekrar anlıyorsun hizmetlere bıraktık yerlerden başlamışlar. Bandırma ufak yeri olduğu gibi bunlar çok cevalan olduğu için Bandırma'nın kazalarına, köylerine, Bigaya, Gönene, Banyasa oralara Risanur götürmüşler. Orada esnaflarla tanışmışlar. Öyle bir hizmete devam etmişler. Ondan sonra 60 kişilik dersler oluyormuş. Bandırma'da 60 kişinin hep de kalbur üstü yani tanınan simalar. Çarşıda esnaf mesaf. Onları da karakola çekmişler. Onları da bir ürkütmüşler. Bir daha derse falan gitmeyin falan diye ay, tembih etmişler. Onlar da korkmuş. Onlar da öyle gelmemişler derse falan. Ondan sonra biz yani ben de o astsubaylarla tanıştım, görüştüm. Onlarla beraber derslere devam etmeye başladık. Bir kardeşiyle askerlikten teris olmuş Ertekin diye. O dedi caminin kapısından çıkıyor. Çok uyanık bir çocuk. Abi çay içmeye gidelim mi diye. Herkesi davet ediyor camiden çıkanlara. Ben de tanışıyorum orada Ertekin'den. Ben de orada yetiştim yani Arasta'da. O da Osman Bey'in çocuğuydu öğretmen.
Ondan sonra Seni de davet ettiler, beraber gittiniz. beraber gittik. Derviş Kısaköy'ün evine derse gittik. Cinçikur'unda. Oradan başladık biz de derslere gitmeye. Ondan Maşallah. sonra İrfan'ın evine, ondan sonra bazı Beyan Gariben İtihat gazetesi satan Osman'ın evine gittik. Ondan sonra devam ettik işte. Yani ondan sonra tabii biz tekrar, yani Tayyar çok cevvaldi. Asubay, onu anlıyorsun, garnizonun kapısından alıyorduk. Yani onlar 18 saat hizmet ediyor. 18 saat izinli oluyorsak, hani öyle bir vardiyaları vardı. Alıyorduk onu, anlıyorsun. Haydi Bursa'ya hizmete. O zaman Bursa'da dershane vardı şeyde. Nerede? Yeşil'de. Orada da İstanbul'dan gelme bir şey vardı. Süleyman Biber Vakıf, anladın mı? Şeyle. Oho. Oraya, o dershaneye gidiyorduk. Ama abi dedi ya, akşam buradan dedi Ankara'dan geldi 47 tane talebe üniversite. Onlar da şimdi İstanbul'a geçtiler dedi. Dedi, anlıyorsun. Biz de o gece orada kaldık. Ondan sonra biz de İstanbul'a. Hadi nereye gideceğiz? Zübeyir abiye ziyarete, Tahir abiye ziyarete. Anladın mı? Sonra şeydi o zaman Nurtaş'ı. O dershaneye üçün arasında dolaşıyorduk. Bir de gece şeye koymuşlar, kavurmacıların evine ders koymuşlar. Öyle kalabalıktı ki oraya da gittik, anlıyorsun. Bir bavul bu kadar ufak Risale getirmişler, anlıyorsun. Dersten sonra bir açtılar bavulu. Bir tane ders Risale kalmadı yani. Maşallah. Ondan sonra işte böyle bir hizmete devam ediyorduk yani. Her 2-3 haftada bir İstanbul'a gidiyorduk. Oraya, oraya, buraya yani. Böyle bir hizmeti yeniden başlattık. Ne zamana kadar? 1971 İhtilali muhtırasına kadar. Çok. 71 muhtarasında bizi de Acayret'in evinde bastılar. Anladın mı? 10 kişi içimizde, anıyorsun. İşte Muzaffer abi, Muzaffer Erdem abi değil mi? Muzaffer Erdem abi, neydi bu şey babası? İlhan Yüce. İlham Yüce, Cerrah Altuntaş ve anlıyorsun birkaç, 7 tane de esnaf aldı götürdüler bize ta İzmir'i sıkı yönetime muhakeme edilmeye. Öyle anlıyorsun, zevkli bir hayatımız oldu Nurculuğa girdikten sonra. Ondan sonra Elhamdülillah. böyle devam ettirdik. Bandırma'da işte hizmetler devam ederken ihtilal oldu. 60 Üstad ihtilali. 60 ihtilali, üstadımız da diyor ya, ölümün başınıza bomba gibi patlayacak. Yapacağınız varsa göreceğiniz var. Benim hayatımdan daha çok hizmet edecek. Dediği gibi ondan sonra biz de başladık, anlıyorsun, Risale-i Nurları aramaya. Bizim Edincik'te bir Abdurrahman abi vardı. O da Bandırma'daki astsubaylarla tanışıyormuş. Ona bir dükkan açmışlar. Eski postanenin altında bir dükkan. Kitapçı dükkanı. Orası onu bekliyormuş. Abdurrahman abi de tabii ihtilal olunca her taraf, anlıyorsun, yasak. Biz de Edincik'te kalıyoruz. Oradan gidip geliyoruz. Abdurrahman abi diyor ki, Sıdar, anlıyorsun, ben diyor, anladım, bir astsubay var Bandırma Liman Dairesi'nin üstünde oturuyor.
Onu anlıyorsun, biraz hediye üzüm vereyim. Edincik bağları, bahçeleri bir şeydir. O bana bir üzüm hazırlıyor. Ben de bandırmalı olduğum için bandırma iman dairesinin üstündeki evin kapısını çalıyorum ama yok, ihtila olmuş. Onlar da nereye gitmiş? Ailesi şeye gitmiştir, babasının evine. Eşi, abi de anıyorsun alayda mahpus. Yani azından bulamıyorum Abdurrahman abi diye geliyorum edince. O zaman diyor, sen diyor, Bandırma'da ayakkabıcılar arastası var. Ben de orada yetiştim yani. Orada bu astsubaylarının elbiselerini diken Mehmet Gökay var. Ona git, bu sefer sen de ki Abdurrahman abinin selamı var. Senden şu Allah'ın mecmuasını istiyor. Yani ben de gidiyorum Mehmet abiye. Yok bende, yok bende diyor. Sepet diyor, halbuki bizim orada hani bir kardeşimiz var. Sonradan öğrendik, Yakup'a Erdem. Onunla beraber kitapları başka yere aşırmış yani. Mehmet abi, bulamıyorum Abdurrahman abi diyorum. Gene şey kesiliyor. Sonra ben Edincik'te ayakkabıcı dükkanım vardı. Ayakkabı yapıyordum Edincik'te. Sonra benim akrabalarımdan Nurettin Sülün, benim ablamın evine hani orada şey yetiştiriyorlardı, böcek, ipek böceği, dutlar mutlar işte evlerinin üstünde orada bir tavan gibi bir yer vardı. Oralarda ne yapıyordum bilmiyorum, baktım bir koli. Koliyi açtım anlıyorsun, bağlanmış ipten. Açtım. Dini kitapları açtım. Baktım ortasından yeşil şey yapıştırılmış lemalar mecmuası buldum. Başladım onu okumaya anlıyorsun. 10. lemaya kadar okudum, oradan biraz anlamaya başladım. Anladım, ondan sonra koşa gittim. Abdurrahman abi dedim, bir nur kitabı buldum ya. Hadi bir daha Abdurrahman abiyle devamlı ders yaptık onun dükkanında. Gazeteci dükkanı vardı. Anladın mı? Ondan sonra elhamdülillah hizmetler böyle devam etti. Sonra yine bir ayda İstanbul'a gidiyorduk biz. Yakın ya İstanbul. İstanbul'a gidince nereye gidiyorduk? 46 numaraya. Orada baktık, 46 numaraya girince camın önünde 4-5 kişi var. Anladın mı? Oturuyorlar. Birisi de ayaklanmış. Efendim kalkmış, bizim bir kardeşimiz var anıyorsun, o ayaklanan abiye, sen kimsin abi dedi, ben dedi Zübeyir dedi. Ya abi bize bir ders yapmayacak mısın dedi, yapayım dedi. Üstad Risale-i Nur, Üstad Risale-i Nur, Üstad Risale-i Nur, El Fatiha dedi, bana müsaade dedi. O biraz rahatsızmış. Üst katta bir odası varmış. Orada kalıyormuş. 46 numarada. Ondan sonra oradan çıktık işte. Yani Tahir abinin yanına gittik. Ondan sonra efendim Nurtaş'ı, o zaman Tahir abinin üstündeydi oturdu Nurtaş'ı. Tabii. Anladın mı? Nurtaş'ı gelen giden sokaklar Nurcu. Oradan anlıyorsun, kavurmacıların evinde ders varmış. Hadi birbirine yakın. Hadi derse gittik. 4 oda, bir salon. Tıklım tıklım anlıyorsun, Nurcu dolu. Anladın mı? O zaman bir köşede anlıyorsun, ders yapılıyor. Yani resmi bir herhalde Asya Emendi ders yapıyor anlıyorsun.
ders yapıyor. O dersi bitirdi. Mehmet Kutlu'ları ben de bir ders yapayım dedi ama o kadar kalabalık ki binleyeti çiğneye çiğneye biraz gitti. Sonra gidemedi, oturdu. Ondan sonra biz de ders bitince de koca bir bavul ufak Risale-i Nur'ları doldurmuş getirmişler. Millet dağılırken açtılar şeye, yani bir tane kitap kalmadı, ne hepsini anlıyorsun. Aldılar kardeşler, anlıyorsun. Maşallah. Yani. Maşallah. Ondan sonra Tahir abi de ziyaret ettik. Tevrus'ta üç tane dershane açtık buraya. Hı hı. Anladın mı? Ondan sonra yaz kampı kurduk. Bir yere. Hangi yıllar? 75. 75. 1975'te şeyde Gönen'de bir yaz kampı kurduk. 30 kişilik talebe. Bir sene anlıyorsun orada okuduk yettik. Bir yani rahmet yağdı. Bizim kamp da o zamana kadar bitti yani. Yoksa çadırlar madırlar su içinde kaldı. Topladık geldik. Hmm. Anladın mı? Çok güzel bir kamplar oldu. Kamp yerimiz mükemmel. Çok zevkliydi. Suları şerbet gibiydi. Hmm. Anladın mı? Orada çoban vardı. Çobanın koyunlarından süt alıyorduk. Sütü koca koca ağaçlar vardı, onun arasına koyuyordu bir düğü, anlıyordun. 10 kilo, kaç kilo sütü. Oradan güneş nasıl mayı alıyordu? İyi talebeler de varmış demek. Hmm. Koyun sütü kuyuyordu. Yerdik yani. Bir hafta bir köye cuma namazına, bir hafta bir köye cuma namazına. 1975 senesi oldu. Halde ne anlıyorsun validen, ne kaymakamından, ne anlıyorsun orman müdürlüğünden, şey almadan anlıyorsun. Gittik oraya, çadırları koyduk. Elhamdülillah kimse de bir şey demedi. Yani orman müdürleri de geldi, çayımızı içti orada. O kamp çok tatlı geldi. Ertesi günü 1976 senesinde de bir de kapıdan da kuralım dedik ya. Kapıdan da biraz daha talebesi çoğaltalım dedik. 30 kişilik şeyimiz vardı. Çadırımız bir de 20-30 kişilik de bir naylondan bir çadır da yaptık. Anladın mı? Ondan sonra 60 kişilik anıyorsun şeyler, hizmetler oldu. Marmara Adası anıyorsun, Tekirdağ tarafı anıyorsun, denize yolluyorduk. Marmara Adası'nda kalıyoruz ya, tam ortasında bizim çadırlarımız. Hmm. Anladın mı? Oraya kampa, sonra anıyorsun şeylerde, tesbihatlarda böyle zevkli anıyorsun. 60 kişi talebe. Orada bir köy var anıyorsun. Yukarı yapıcı. O köylüler de arkadan gelip dinliyorlarmış. Sonra bir haber geldi Bandırma'dan. Dedi anlıyorsun, Erdek'in yukarı yapıcı köyünün Tuzluk mevkiinde bir kısım talebeler anlaşılmayan maçlarla şey yapıyorlar dedi. Anladın mı? Bir gazeteci de vardı bizi anıyorsun. 60 kişi günde oldu ama. Yani kampın devam etti. Hemen dedik ne olur ne olmaz. Çadırları da Allah'ı kıvıra kıvıra anlıyorsun. Hortumdan söktü bıraktı. Koyduk arabaya. Orasını kampı da terk ettik yani. O çok zevkli kampı da anlıyorsun. Var mı? Kapıdağ adasında 71 motorasında anıyorsun hapse düştüğünüz zaman hapishanede şeye dedi hakime 45 yaşında
Ben neden hukuk okuyorum? Hakim Bey, bir dersim kaldı. Bana anıyorsun müsaade et de gideyim dedi. Şu dersimi vereyim. Hakim de biraz anıyorsun şakacıymış. Kim tutuyor sizi dedi ya. Hadi gidin dedi anıyorsun. Hakim bizim o şeylerimizi tetkik etmiş, bakmış suçumuzu. Ondan sonra Bandırma Sulh Ceza Mahkemesi'ne havale etmiş. Onun için bizi serbest bıraktılar İzmir Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde. Mahkemede de kaldık. 10-15 kaldık işte. Saçımızı, başımızı yandan ortadan kestiler. Sonra bizi 7 kişiye bir yer, 3 kişiye bir yere soktular. Tuvalete de gidemiyoruz. Sabah akşam müsaade ediyorlar. Askerler böyle birisi diz çöküp hani silahı böyle çeviriyor. Biz de onun önünden tuvalete gidip geliyoruz. Yanda da askerler var. Öyle bir zahmet çektik anlıyorsun. Şey tuvalete gidemedik. Ondan sonra bir gece akşam saatlerinde dan dedi silah sesi duyduk. Hemen bizim şey komutan hemen bizi o dar yerden 10 kişi, 3 kişi, 7 kişiyi aldı. Öbür bir koğuşa nakletti. Niçin nakletti bilemiyoruz yani. Anladın mı? Şahit olmayalım diye herhalde. Anladın mı? Ondan sonra öyle sıkıntılar çektik biraz. Ondan sonra da oradan sıkı yönetimden Bandırma'ya naklettiler bizi. Peki hapishanede hani Gene. Risale sokmuş ya sokmuşsunuz ya nasıl? Yani hapishane tutukluyunca bizi İzmir sıkı yönetim şeyi tepecik tutuk evine nakletti. Tutuk Tamam. evinde anıyorsun dedi gidince bizi Bandırma'dan gelirken herkes size çamaşırını alsın, bavulunu alsın dedi. Herkes hazırlık yaptı. Ben o zaman mide ağrısı vardı. Soda kullanıyordum. Yani çantanın gözüne soda koydum. Anladınız sodayı böyle açınca pof dedi böyle soda anıyorsun. Dedi yani ne yapıyorsun ya yaralı mı kullanıyorsun ne yapıyorsun dedi. Yok efendim dedim. Midem rahatsız da dedim. Soda kullanıyorum dedim. Benim arkamdan da sırada şey varmış. İlhan. İlhan Yüce varmış. O hazırlıklı daha tecrübeli bir nurcu asker. Yani alayda Risale-i Nurlar yasak olduğu için kendisine bir anıyorsun cep defterine doldurmuş Risale-i Nur'un doldurmuş alayda onu okuyup ders yapıyorlarmış. Onun da gözüne hiç bakmadı. O Çantasına. komutan öyle o da girdik. Yani iyi gene o Risale-i Nur'ları soktu. Sabah akşam anıyorsun namazdan sonra okuyacağız Risale-i Nur. Yok o İlhan abinin soktu Risale-i Nur derslerinden ekmek su gibi faydası olduğunu Risale-i Nur orada intikal ettim yani. Ya. Anladım, anladın mı? Ondan sonra işte nereye sonra bize dedim dışarıdan ziyarete gelenler var. Tireli Nihat abi geldi, başkası geldi. Bizim yazdığımız şeyler, mektuplar şeyler tabi oran komutanın tepkinden geçtiği için o şey yapıyormuş. Tabi şeyde Nihat abi de şeyler atınca dayıcım Kur'an okurken sizi almış getirmişler buraya. Anladın mı? İnşallah yakında çıkarsınız.
Bunları okuyan anlıyorsun. Üsteğmen Deniz Üsteğmen'i böyle bir gün anlıyorsun, koğuşumuza geldi. Arkadaşlar dedi, üzülmeyin dedi. Sizden önce dedi 30 kişi getirdiler şuraya dedi. Onlar çabuk çıktı. Siz de çıkarsınız. Ama dedi bir ihtiyacınız varsa çekinmeyin, bana rapor edin dedi. Anlıyorsun. Ondan sonra tabii bizi kısa zamanda anlıyorsun. Yani tıraş ettiler bizi. Yandan, önden, arkadan resimlerimizi çektiler. Ondan tentelli bir dolmuş geldi. Bizi şeye götürecek. Akıta askeri kışlaya, oraya getirmeye gitti. O tenteli dolmuştan biz de orada sırayla bekliyoruz dolmuşu. Komutan da böyle bekliyor, bakıyor bize. Hemen şeyden çıktı anlıyorsun bir astsubay, başçavuş, yakışıklı. Anladın neydi onun ismi ya? Anladın mı? Üstünüz. Muzaffer abi sen burada mısın dedi ya. Ben burada olduğunu olsam ziyaretine gelmezdim dedi. Orada cerrahı gördü. Sen de buradasın cerrah dedi. O Üsteğmen annesi gördü. Muhabbeti eridi elhamdülillah inşallah Elhamdülillah. nurcu olmuştur yani. Elhamdülillah. Ondan sonra aldı götürürler bizi anıyorsun askeri garnizona. Orada hakim bekliyormuş bizi. Şeylerimizi tetkik etmiş. Dosyalarımızı. Ondan sonra bizim Muzaffer abi dedi ya benim bir dersim kaldı, bana bir müsaade etti gideyim dedi. İstanbul'da teknik üniversiteye dedi dersimi vereyim dedi. Hakim de biraz kırgınmış var. Kim tutuyor sizi dedi ya. Hadi gidin dedi anlıyorsun. Allah şaşırdık anlıyorsun. Serbest miyiz dedik ya. Serbestsiniz dedi. Bizim dosyalarımızı bakmış. Bandırma Sulh Ceza Mahkemesi'ne havale etmiş. Anlasın da. Oradan anlıyorsun o baskın hadisesinde öyle hafife atlattık yani. İnşallah. Ondan sonra Tahir abi geldi bir gün Bandırma'ya, Türkiye'ye dolaşıyormuş. Yani Hizmet Vakfı'nı kurmuşlar. Hizmet Vakfı'nın üstadın merak ettiği en birinci arzusu Kur'an-ı Kerim'i basmak. Anladın mı? Onun için Tahir abi Türkiye'ye dolaşmaya geldi. Bandırma'ya da geldi. Bir gece kaldı orada. Ondan sonra anlıyorsun işte yani çok zahmet çektiler. Bir düz yani tek renkli bir Kur'an bastılar. Yani Diyanet de mühür basmıyor ya. Hani Kur'an işte. Ha, şeyin hattından basılan bir Kur'an. Her neyse kağıt bulamıyorlar, şey bulamıyorlar. Ondan sonra çareyi Almanya'da orada Hüseyin abi varmış şeyin. Muhsin abiyle beraber üstadın talebesi. Berlin'de. Onların matbaası varmış. O matbaada üç renkli Kur'an'ı bastılar anlıyorsun. Sonra Zübeyir abinin talebesi Doktor Mehmet Akay. Susurluk. Tamam. Bu bizim şeyde Hüseyin abi de mübarek Hüseyin'de oralı. Onlar da ta 50'den 60'tan önce onları da Susurluk'ta yakalayıp bu karakolda ifadelerini çekmişler. Anladın mı? Ondan sonra gene o Hüseyin abi Almanya'da çalışıyor. Oraya gidip geliyor. Bir dolmuşu var. Sonra üç renkli anıyorsun Kur'an-ı Kerimleri basılınca doldurmuş dolmuşuna getirmiş. İşte bandı Türkiye'ye gelecek ama Kapıkule'den girecek. Oranın müdürü yasak demiş bu Kur'an'ları.
sokamazsın demiş. Niçin yasak demiş müdür bey demiş ya. Sen bunları Kur'an'a Kur'an bunlar demiş ya. Sen bunları sokman mı sokmazsan Kur'an seni çarpar demiş. Orada yanlarında bulunanlar falan anladın öyle muhabbet olduktan sonra sokmamış tabii. Sonra bir yetkili bir zat gelmiş. Avrupa'dan anıyorsun Kapıkule'ye bu işi öğrenmiş. Kur'an'ları sokamadan Hüseyin abi ona da biraz müdür yani Kapıkule müdürü de ona da biraz zorluk çıkarınca onun da tanıdıkları varmış Ankara'da şurada burada. Bir telefon dakikada müdürü açığa alıyorlardı. Sonra orada şayia çıkmış. Müdüre Kur'an çarptı. Kur'an çarptı müdürü diye. Sonra ondan sonra tabii girmiş yani o şeyin sayesinde getirmiş işte İstanbul'a Kur'an'ları üç renkli anıyorsun. Ondan sonra dağıttılar. Ben de almıştım bir Kur'an'ı o üç renkli olduğu gibi. Tahir abilerden sonra işte bir vakıf daha önce kurmuşlar da Tahir abinin vakıfın müdürü. Tahir abi Hizmet Vakfı. bana dedi yani ben bu dedi sözler mecbası dedi. Kıyamete kadar devam edecek dedi. Ne şahittim. Ondan sonra sözler matbaası kurdular. Risale-i Nur'ları basmak için karar aldılar. Vakfın da müdürü anıyorsun. Tahir abi. Ondan sonra anıyorsun. Abdullah abi Hizmet Vakfı'nın müdürü oldu. Ondan sonra da Sungur abi oldu. Sırayla. Sonra işte Sungur abi de bir makalesinden şeyde Samsun'da anladın muhakeme edildi. Anladın Hizmet Vakfı'nın başkanı olduğu için cezaevinde kaldı Sungur abi. Böyle hadiseler.